Evet arkadaşlar şimdi çanta yayınlarının yayınlamış olduğu 300 LGS soru başlıklı soruların matematik bölümünün ikinci kısmındayız. Yani 11'den 20'ye kadar olan kısmı çözeceğiz. Güzel sorular var hemen başlayalım çözmeye. Şimdi burada diyor ki otoyolda iki kavşak arasında yapılan ağaçlandırma çalışması ile bilgiler veriliyor. Ağaçlandırma yapılacak bölümün başlangıç ve bitiş noktasında birer tane olacak şekilde 24 metre aralıklarla bir sıra süs kirazı fidanı dikiliyor. Yani burasını söylüyor üst tarafı. Ağaçlandırma yapılacak bölümün başlangıç ve bitiş noktasında da birer tane olacak şekilde 30 metre da bir sıra mor incir fidanı. Yani alttakilerde mor incirmiş. Süs kirazı fidanları arası x birimlik aralıklarla işaretlenip işaret yerlere kırmızı gül fidanı, mor incir fidanları da x birimlik aralıklarla işaretlenip işaretli yerlere beyaz gül fidanı dikiliyormuş. Yani demek bu. Şuradaki aralıkları da fidan dikiyorum. Önemli olan şurada şu. Bu aralığı da yani 24'ü de x olarak x ya, x a parçalıyorum. 30'u da x x parçalıyorum. Demek ki ben hem 24'ü hem 30'u aynı büyüklükte parçalara bölüyorum. Şimdi bakalım soru kısmına. Diyor ki 30 yani x metre türünden bir tam sayı olduğuna göre yapılan ağaçlandırma çalışmasında kullanılan fidan sayısı en az kaçtır? Şimdi önce şuraya bakalım. En az olması için bir kere buradaki mesafenin yani başlangıçtan sona kadar mesafenin en az olması gerekiyor. Peki ben ne biliyorum? Bu mesafe hem 24 24 parçalanmış hem 30 30 parçalanmış. Demek ki bu mesafe 24 ve 30'un bir katı. Neyi bulacağım yani? Ekokonu bulacağım ki neyi bulmuş olacağım? İkisinin birleştiği en düşük sayıyı yani en az mesafeyi bulmuş olacağım. Bu da 120 yapar ekokları. Demek ki bu mesafe en az 120 metre. Ve şimdi şuna bakalım. Ben hem 24'ü hem 30'u XX yani aynı parçalara bölüyorsam ve en az fidan istiyorsam ne gerekir? Bu fidanların arasının en büyük olması gerekir ki en az sayıda fidan harcayayım. Yani hem 24'ü hem 30'u bölebilen en büyük sayı istiyorum. Bu da aslında nedir? EBOB'dur. EBOB dersek 24 ile 30'un o da 6 yapar. Şimdi şurada gösterelim. Ne demek bu 6? Ben burayı 6-6 parçalıyorum. Yani kaç parça yapmam lazım 24'ü? 4 parça yapmam lazım değil mi? Yani böyle 1, 2, 3, 4 parça yaptım. Ama kaç fidan diktim? Bakın 3 fidan diktim buraya. Tamam unutmayalım. O zaman 30'u da ben yine aynı şekilde 6 6 parçalamak için kaç parça yapmam lazım? Tabii ki 5 parça yapacağım değil mi? Bakın 5 parça yaptım. Şuradan göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 aralık var yani. Ama kaç fidan var? Arada 4 fidan var. Yani Üstteki iki büyük ağacın arasında 3 fidan, 3 fidan ilerliyor. Alttaki iki tane büyük ağacın arasında 4 fidan, 4 fidan şeklinde gidiyor. Peki, acaba burada, önce şuna bakalım. 24 ve 30'un en küçük ortak katı 120 idi. O zaman ben 120'yi acaba şunu yaparsam, üstteki için konuşalım. Kaç tane aralık bulmam lazım burada? Yani 24, 24, 24 olarak 120'yi parçalasak yani 120'yi 24'e bölsem ne yapar? Tam 5 tane aralık yapar değil mi? Şimdi 5 tane aralık demek her aralıkta kaç fidan vardı? 3 fidan. O zaman 5 çarpı 3'ten 15 fidan bu üstte aralarda var. Tamam. Şimdi aynı şekilde alttakini düşünürsek 6'yı da 120'yi ne yapıyorum? 30'u değil mi parçalıyorum? 30'a böldüğümde 4 aralık yapar. Yani böyle iki, iki her iki aç arasında 4 tane parça var böyle. O zaman her bir aralıkta 4 fidan olduğuna göre 4 çarpı 4'ten 16 fidan şu an nerelerde? Aralarda. O zaman 15 ve 16 şu an ne yaptı? E, 31 fidan var ara kısımlarda. Abi de neler var peki burada? Bir de büyükler var değil mi? Bunlar da fidandı. O zaman şuna gelelim şimdi. Acaba 24'ü ben 5 aralık yaptığımda kaç fidan olur? her zaman aralıktan biri fazla olur. Bakın şöyle örnek verelim şurada. Çünkü bu hep çok çıkan bir soru tarzı. Ben bu uzunluğu başa ve sona bir şey dikmek şartıyla iki parça yaparsam kaç tane fidan olmuş oldu? Bir, iki, üç tane ee, fidan olmuş oldu. Yani kaç parça varsa bir fazla fidan var. O zaman üstte beş aralık varsa bir tane fazla altı fidan üst kısımda yani bunlardan altı tane var. Ve aynı şekilde 4 aralık aşağıda var. O zaman 1 fazla fidan olacak. Yani 5 tane fidan da altta olacak. Yani bunlardan da 5 tane var. 5 fidan diyelim. O zaman 5 altta 11 de bunlar yaptı. 11 fidan. E topladığımda 42 tane fidan yapar toplamda. O da C şıkkında var. Şimdi geldik soru 12'ye. Diyor ki buradaki daireler 2 tane daire verilmiş. Eşit aralıklara bölünmüş. Hepsi altı parçaya bölünmüş. Her birinde köklü ifade yazılmış. Diyor ki bu iki daire siyah çizgiler üstte gelecek şekilde üst üste koyuyorum bakın. Yerleştirilip herhangi bir yönde döndürülmektedir. Buna göre üst üste gelen daire dilimindeki sayıların çarpımlarından elde edilebilecek kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi köklü sayıları çarpınca doğal sayı olması için kök içlerinin aynı olması lazım. O zaman şimdi düşünelim hepsinin kök içi kaç? Şimdi ayırdığımda zaten bu kök altı değişmez. Ama bunu ayırırsam 2 kök iki yapar değil mi? Yani kök içi kök ikili. Bu ne yapar peki? Bu da iki kök 3 yapar. Yani bu kök 3'lü. Bu zaten kök üçlü. Bu da 3 kök 5 yapar. Kök 5'li yani bu. Bu da 2 e, kök 6 yapar. Yani kök 6'lı. Şimdi buraya gelelim. Bu da nedir peki bu? 54'ü bölsek 6 kere 9. Yani 3 kök 6'dır bu. Bu zaten kök 5'li. Kök 2'li. Bu da 3 üç kök 3'tür. Yani kök 3'lü bu. Bu da yine az önceki gibi 2 kök 6 olduğu için kök 6'lı. Peki bu nedir? Bu da 2 kök 5'tir. Peki ne istiyorum ben? Acaba bunların kaç farklı şekilde çarpabilirim? Kaç tanesi doğal sayı olacak? Şimdi şöyle düşünelim. Ben hangilerini çarptığımda doğal sayılar oluşur. Ona bakalım değil mi? Şimdi ben Şimdi kök 6 ile öne şuradan başlayalım tamam mı? Kök 6 ile yan taraftan neyi çarparsam doğal sayı olur? Kök 6'lı olanları. Yani ya bunu çarpacağım ya da bunu çarpacağım. Yani şu. Ya kök 6 ile 3 kök 6'yı çarparsam bir doğal sayı olur ya da kök 6 ile şuradaki kök 24 olan şurası yani 2 kök 6'yı çarparsam doğal sayı olur. Şimdi kök 6 için denemiş oldum. Geldim kök 8'e. Yani neyi çarpıyorum? 2 kök değil mi? 2'ye çarpacağım. Yani kök ikili bir şey lazım. Karşıdan. Sadece ne var? Sadece kök 2 var. Başka da yok. Sadece bölgesinin çarpımı doğası olur. Bunu da kullanmış oldum. Geldim buraya. Bu nedir? Kök 3'lü. O zaman karşıdan kök 3'lü çarpmam lazım. Ne var pek kök 3'lü çarpabileceğim? Sadece 3 kök 3 var. Evet. Bunu da yapmış olduk. Bunu gitti. Bu da gitti. E, geldim 3 kök 5'e. Şöyle çizeyim şimdiden. Yani kök 5'te olması lazım çarpacağım. Şimdi i̇şte iki tane var. 3 kök 5 ile ya şuradaki 2 kök 5'i ya da 3 kök 5 ile buradaki kök 5'i çarparsam olabilir. Buna denemiş oldum. Geldim kök 24'e yani 2 kök 6'ya geldim. Kök 6'lı olduğu için yine buradan kök 6'lı olan ya 3 kök 6 ile çarpacağım ya da neyle? 2 kök 6 ile yani bununla yine 2 kök 6'yı çarparsam aynı köklere çarpımına doğası sayı olur. Şimdi bunlarla doğası sayı olur. Ama ne diyor? Kaç farklı doğası sayı olacak? Şimdi ben burada e, kök 6'lı çarpımlara dikkat edersek şurada değil mi? Hangileri aynı ona bakalım. Şimdi aynılar var mı ona bakalım. bir. E, mesela burada kök 5, 3 kök 5 farklı olarak yok. Şimdi bakalım bir e, şu an toplamda kaç tane gözüküyor? Bir sayalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8 tane olmuş. O zaman başka da daha kontrol edin bakın. Aynı kök 6'lara dikkat ettim. Kök 6, 3 kök 6 aynısı yok değil mi? Yani aynısından bir tane daha yapmamışız. Demek ki e, toplam 8 tane farklı doğal sayı elde edilebilir. Doğru cevabımız C oldu. Geldik 13'e. Güzel bir soru daha. Diyor ki yarı çapı R birim olan dairenin çevresi 2 pi R. Yani bu dairenin çevresi 2 pi e, saat yönü görüyorsunuz. Bu tarafa saat yönü tersi bu tarafa falan filan. Şimdi bakalım soruya. Diyor ki yukarıda şekilde duvara sabitlenmiş ve yarı çapı 50 cm olan daire şeklindeki bir makara. Bu makaraya bağlı hareket eden bir halat ile halatın iki ucuna bağlı yükler verilmiştir. Hemen şundan bir şey yapalım. Yarı çapı 50'ymiş. Ne anlıyorum? Şimdi bunun yarı çapı 50 ise eğer, da gösterelim. Bunun sağa veya sola gittiğinde ipin aşağı veya yukarı gitme mesafesi tam bir tur attığında bir çevre kadar olur. O zaman çevreyi bulursam 2 çarpı 3 çarpı, p'yi 3 alın diyor bu arada. O yüzden 2 çarpı 3 çarpı r'ye de kaçtı? 50 ne bağıma? Santimetre. Çarparsam 6 kere 5, 30 300 santimetre o da ne yapar peki? 3 metre. Yani ben makarayı bir tur hareket ettirirsem 3 metre ip yer değiştirir. Bunu unutmayalım. Bir turda 3 metre. Şimdi sonra diyor ki yüklerin yerden yüksekleri 25 ve 21 metreyken görüyoruz bunlar. Ee, duvara sabitlen noktanın yerden yüksekliği 100 metre. Onu da gördük. Bu da gösteriyordu. Buna göre iki yönde hareket e, yön dönebilen bu makaraya aşağıdaki metrelerden hangisi uygulandığında yüklerin yerden yükseklerin metre türünden değerleri aralarında asal olur diyor. Şimdi hemen bakalım. Bir kere 3 tur diyor ya. Bir turda kaç metre gidiyordu? İpler 3 metre. Çarparsam 3 ile bir kere 9 metrelik yer değişecek. Şimdi hangi yön? Saat yön. Yani şöyle gösterirsem. Şimdi saat yön buraya ya, Ben bunu bu tarafa doğru 9 metre aşağı indirdiğimde bu 9 aşağı gelecek. Yani yerden yüksekliği şöyle düşün. 9 aşağı gelirse 9 azalacak değil mi? Bu da 9 yukarı çıkacağı için 9 artacak. O zaman 25'i 9 arttırırsam ne olur? Bunun için birincinin yüksekliği 25 9 da 36 olur. E 21 de 9 azaltırsam ne olur? 12 olur. 36 ve 12 arasında asal mı? Değil. İkisi de 2'ye bölünüyor. Bunu geçtim. Şimdi saat yönünde 5 tur diyor. Her turda 3 metreydi. Çarptığımda 15 metre yer değişecek. Yani yine şöyle düşünün. Artık 9 değil Aynı mantıkla saat yönü olduğu için yine buraya doğru hareket edecek. 15 bu çoğalacak. Yerden yüksekliği bu 15 azalacak. O 25 ile 15 toplarsın pek kaç yapar? 40 metre yapar. 21'den 15 çıkarırsam 6 metre yapar. 40 ile 6 2'ye bölündüğü için aralarında asal değildir. Geldik şimdi saat yönünün tersine. Saat yönünün tersinde ters hareket edecekler. Yani şunlar değil bu sefer şuradan gösterelim. Bu buraya doğru gidiyor bakın. Değil mi? Buraya doğru dönünce. Bu da yukarı doğru gidecek. Saat yönü tersi dönünce. Peki. Diyor ki saat yönü tersine bir tur. Zaten bir turda 3 metreydi. Yani 3 metre yer değişikliği olacak. Bu sefer 21 3 metre artacak. Ne olur peki? Şunu düzeltelim. 3 metre artarsa 21. 24 metre olur. Bu sefer de bu 3 metre azalacak yerden yüksekliği. 25'ten 3 çıkardım yani. 22. Yine ikisi de bölünüyor. Aralarında asal değil. Geldik son olarak D şıkkına. Bunu da elemiş olduk. Şimdi 4 tur diyor. Her tur 3 metreydi. 4 turda 12 metre yer değişikliği olur. Yani 3 değil 12 metre artacak bu. O zaman 21'e ben 12 eklersem 33 yapar. Ve bu da 12 metre azalacak. 25'ten 12 çıkarırsam 13 yapar. 33 ve 13 aralarında asaldır. Başka birden başka ortak bölünüyor. O zaman doğru cevabımız da e, Adana, Denizli'de olmuş oldu. Evet geldik soru 14'e. Evet. Serkan uzaktan eğitim sürecinde boş vakitlerini değerlendirmek için matematik konularını pekiştireceği oyunlar tercih ediyormuş. Serkan'ın bu süreçte bilgisayarda oynadığı bir oyuna ait başlangıç ekranı görselde ve kurallar da aşağıda verilmiş. Şimdi kural şu. Kara şeklindeki odaların her birinde karekök ifadeler yazmakta ve odalar arasında kırmızı renkli kapılar bulunmaktadır. Görüyoruz. Senin görevin bu giriş kapısından odaya girip çıkışın bulunduğu odadan çıkmaktır. Yani buradan giriyorum buradan çıkmaya çalışacağım. Ancak dikkat etmelisin ki çünkü dikkat etmelisin çünkü bir odadan diğerine geçerken bulunduğun odadaki sayı ile geçtiğin odadaki sayıların toplamı 10 ile 11 arasında olmalı. Şimdi bakalım. Şimdi o zaman ben bu arada hangisi yoldur diyor sorularda. Şöyle dursun. Şimdi ben acaba önce şunu bir hesaplayalım. Şimdi kök içine alsam bunu. Bu ne yapar? e, 4 girer değil mi içeri? Şöyle düşünelim. 2'nin karesi 4'tür. Yani bu kök 40 olur. Peki kök 40 acaba yaklaşık olarak kaç virgül bir sayıdır? Bu 6 ile 7 arasında olduğu için yani 36 değil mi? Kök 36. Şöyle göstereyim bakın daha hani ilk örneği şöyle yapayım ben. Kök 40 kök 36 ile tam kare olarak kök 49 arasındadır. Yani 6 ve 7 arasında olduğu için bu 6 virgülü bir şey. Şöyle diyelim bu 6 virgülü bir şey. Peki şimdi aşağı mı gidecek buraya mı gidecek? Şimdi buna bakalım. 26 peki nedir? 26 da kök 25 yani 5'ten biraz fazla olduğu için 5 virgülü bir şey. Zaten 6 ve 5 toplarsam 11 yapar. Virgüller de eklenince 11'i geçecek. Ben 11'den az 10'dan çok olsun istiyorum. Yani 10 virgül bir şey olsun istiyorum. Demek ki buraya gelmeyecek. Buraya geleceği kesin ama hesaplayalım yine de. Ben bunu içeri aldım 9 girer. Kök 18 yapar. Kök 18'de kök 16 yani 4'ten biraz fazla değil mi bu? 4 virgülü bir şey. 6, 4 daha 10 yapar. E virgüller de e, oradan yarım falan yapsa 10'dan biraz fazla yani değil mi? Yani buraya geçecek kesin artık. Yani bir sağa geçeceğim. Bu değil. 3 olabilir. Şimdi geldim. Bunun için ya aşağı ineceğim ya buraya gideceğim değil mi? Şimdi önce buna bakalım. Bunu içeri alsam ne yapar? 4. 5 kere 4. Kök 20 yapar. Kök 20 de peki nedir? E, 4 virgüllü bir şey değil mi bu? Çünkü kök 16'dan fazla kök 25'ten az. 4 ile 5 arasında 4 virgülü bir şey. E 4, 4 daha 8 yapar. Hadi virgüllerden de 1 gel. 9 yapsın en fazla diyelim. 10'u geçmeyecek bu değil mi? O zaman burası değil. Buraya geleceği kesin ama yine hesaplayalım bunu biz. Kök 37 de nedir? Peki 6, 36 değil mi? Yani 6 virgüllü bir şey bu. Yani 6 4 daha 10 yapar. 10 virgüllü bir şey olur. Buraya geçtim. Ne yaptım? Bir sağa bir aşağı gelmiş oldum. Bir sağdan burada bir sağa bir aşağı. Bu da gitti. Şimdi geldik buraya. Sağa gidersem A, aşağı gidersem C. Şimdi gel önce aşağı bakalım. Acaba şunu bir toplarsak yani kök içine alırsak ne olur? 4. Bunu ne yapar? 8. Peki 8 neyden fazla? E, kök 2'den yani kök 4 ile kök 9 arasında 2 bir şey. E, 6, 2 daha 8. Hadi bir de virgülden gelsin. 9, 10'un geçmeyeceği için e, bu değil. Bunu da garanti olsun yapalım. E, kök 10, 17, Kök 16'dan biraz fazla. Yani e, kök 4 virgüllü bir şey değil mi bu? Tam 4 tamlı bir şey. 6 tam 4 tam daha 10 yapar. E, Virgüller de biraz yapsa onu biraz geçmiş olacak. Demek ki şimdi sağa gideceği için e, bu değil. Geriye A şık kaldı. Doğru cevabımız A oldu yani. Şimdi gelelim 15'e. Yine güzel bir soru. Ama kolay. Diyor ki şekil bir de ön yüzü yeşil arka yüzü mavi olan burada öyle gözükmüyor ama öyle aslında. E, şurası yeşil mavi olan ABCD yamu verilmiştir. Diyor ki E AD'nin orta noktası yani şurası iki parçaya bölünüyor. F BC'nin tam orta noktası burası iki parçaya bölünüyor. Olmak üzere ABCD yamu EF boyunca böyle aşağı doğru katlanıyor bakın böyle olmuş. Yani tam buradan katlamış. Şimdi diyor ki AB uzunluğu yani burası 6 kök 2. AD yani şunun tamamı bunu da kök çıkarırsam bu 2 kök 6 yapar. Tamam kök 6 ise bu kök 6, bu da kök 6 olmak zorunda. Ne buldum yani? Aslında şurası tam katlandığı için kök 6. Buraya taşıyalım. Sonra CD yani burası 2 kök 2. E bu CD uzunluğu şimdi aşağı katlanıyor. Nereye geldi? Şuraya geldi. Yani burası da ne? 2 kök 2. Peki bunun tamamı kaçtı? 6 kök 2 değil miydi? O zaman buraya ne kalmış oldu? 4 kök 2 kalmış oldu. Bana peki ne soruyor burada? Şekil 2'deki FBC üçgeninin alanı. Yani ne yapacağım? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmam lazım. Taban belli. 4 kök 2. Yükseklik de buradan e, kök 6 olduğu gözüküyor. Ne yapıyorum? 4 kök 2 çarpı kök 6 bölü 2. Bunlar gitti. 2 kaldı. Yani 2 kök 12 yapar. 12 de 2 kök 3'tür. 2 ile 2 çarparsam 4 kök 3 yapar. Yani doğru cevabımız ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu. Evet 16 yine güzel bir soru 16. Diyor ki aşağıdaki şekilde A, B ve C tipinde 3 tür vagon var. Bakın gözüküyor burada uzunlukları vagonların verilmiş metre cinsinden. Adana'dan İstanbul'a sefer düzenlenecek olan bir trenin hareketini sağlayan lokomotifin uzunluğu. Lokomotif şu öndeki bakın. Şunun uzunluğu 10 kök 3'müş. Şimdi diyor ki e, bu trende kullanılan A, B, C türü vagonların sırasıyla e, A'dan 3 tane yani bundan 3 tane var. Bundan 1 tane var. Bundan 12 tane var. Ve şöyle diyor bir de bakın. Trenin lokomotifi ile ilk vagon arasındaki mesafe ve ardışık 2 Vagon arasındaki mesafe eşit olup x metreymiş bunların hepsi. Ve diyor ki trenin ABC türü vagonların dışında vagon kullanılmamış. Yani tüm hepsi burada gözüktüğü gibi. Başka tür bir vagon yok. Trenin başlangıcı ile bitiş arasındaki uzaklık da 190 köküçmüş. Yani bunun tabi devamı var daha değil mi? En sondan en başa kadar toplam mesafe 190 köküç. E, kolay bir soru. X'i bulacağız. Şimdi önce şunu düşünelim. Bundan kaç tane vardı? 3 değil mi? Her biri ne kadar? 20 köküç mü? O zaman 3 tanesini ne yapar? Bak altına yazıyorum. 60 kök 3 yapar. Kırmızıların toplam uzunluğu. Kaç tane kırmızı varsa. sen bundan bir tane varmış. Sadece bu yani. Bu 20 kök 5. E bundan 12 tane varmış. Bunu ne yapacağım? Şöyle düşünelim. 12 dağılma özelliği yapıyorum. Yani 120 kök 3 eksi 36 kök 5. Ne var bir de? 10 kök 3 var. Şimdi aynı köklere sahipleri toplayabilirim değil mi? Mesafe olarak. Şimdi 60 kök 3 120 daha 180 kök 3 10 da burada 190 kök 3 e, şu an bildiklerim. Bir de peki yandakileri toplam yani ne var? Kalanlar 20 kök 5 var, eksi 36 kök 5 var. Bu artı bu eksi olanı çıkaracağım. Eksi ne kalacak burada? E, 16 kök 5 kalacak. Bir de xler var. Acaba kaç tane x var? Şimdi şöyle diye. Yine bakın daha önce o fidanın soruda olduğu gibi. Şimdi bunları vagon sayarsak bakın şu çizgiler vagon. 3 vagon olursa başta ve sonda kaç aralık var? 2 aralık var. Yani vagon sayısından biz bir az aralık var. Şimdi 3 vagon, 1 vagon, 12 vagon, 1 tane de ne var? Lokomotif. Çünkü bunun aralarını sayacağım ben. O zaman topladığımda 3, 4 daha, 3, 1 daha, 4, 12 daha, 16. Bir de burada 17 tane ne var? Vagon diyelim lokomotif dahil bunda. O zaman bir az aralık var. O zaman 16 tane de x var. Bu araların toplamında. E bunların hepsi 190 kök 3 yapıyormuş. E zaten ben bunu karşıya attığımda eksi 190 kök 3 olur. Bunlar ne yapar? Sıfır yapar gider. E şunu da karşıya attım. Artı 16 kök 5 oldu. Yani 16 çarpı x 16 çarpı kök 5 demekmiş. E bu 16'ları da sadeleştirdiğimde ne olmuş olur? x kök 5 olmuş olur. O da b şıkkında var. Evet geldik soru 17'ye. Yukarıda çek, yukarıdaki şekilde 4 yapraklı bir çiçek ve bu çiçeğin her birinin yaprağının alanı almış bunlar. Birim kare türünden yaprakların üzerinde verilmiştir. Çiçeğin her bir yaprağı birinci gün kök 6, ikinci gün kök 5, üçüncü gün kök 4 yani birer azalarak böyle 6 günde bitiyormuş. Katına çıkarak burada katı ona göre en son yani 6 günde e, azal azla kök içindeki sayılar katı olarak büyüyormuş bunlar. Altıncı gün sonunda çiçeğin yapraklarından birim kare alanı rasyonel sayı olan yaprak koparılırsa hangisi olur? Şimdi bir kere altı günde e, kaç katına çıkacak? Şimdi birinci gün kök altı katı. ikinci gün bir daha kök 5 katı olduğu için bir daha çarpılacak kök beşle. Sonra üçüncü gün kök dörtle bir daha çarpılacak. Sonra kök üç çarpılacak. Sonra kök iki ile sonra kök bir ile böyle altı günde bitecek bu. Şimdi ben bunları çarparsam şimdi şu ikisini ne yapar? Kök altı yapar değil mi? Kök altı ile kök altıyı çarparsam 6 yapar. Zaten burası 2 yapıyor. Ne kaldı geriye? Zaten bu da 1 yapıyor. Kök 5 kaldı. Yani bu 12 kök 5 katına çıkacak hepsi. E şimdi ben bunları tek tek çarptığımda bu yapraktaki sayılarla rasyonel sayı olması için ne gerekiyor? Kök işlerinin aynı olması gerekiyor. E bu kök 5 ise rasyonel sayı olması için kök 5 olanı çarpmam lazım. Yani üstteki çarparsam rasyonel olur. O zaman üstteki yaprağı kopardığımda B şıkkındaki bir şekil ortaya çıkar. Evet geldik yine güzel bir soru. Yoruma dayalı çok güzel bir soru. 18. Aşağıda yeni mahalle, demet evler ve hastane duraklarında bir otobüse binen ve inen yolcular ilgili bilgiler verilmiş. Diyor ki otobüsün yaptığı seferdeki birinci durak yeni mahalle, sonraki işte demet evler, üçüncü de hastane duraymış. Otobüs boşken yeni mahalle durağında 12 kişi bindi. Şimdi burada 12 kişi bindi. Yani artık burada otobüste 12 kişi var. Demet evler durağında bir kişi indi dokuz kişi bindi. Şimdi bir kişi indi bakın. Ee, bu on kişiden bir kişi indiğine göre değil mi? Yeni binenden inmeyeceğine göre hemen buradan biri indi. Buradan bu on kişiden bir kişi indiğine göre 11 kişi kaldı bunlardan ve dokuz kişi daha ekstra bindi. Değil mi? Ama bu 11 kişi nerede nereden otobüse ilk binenlerden yani yani bu duraktan gelenlerden 11 kişi kaldı. Hastane durağında 10 kişi indi. Yani burada 10 kişi azaldı. 6 kişi de tekrar bindi. Çoğalacak. Şimdi diyor ki buna göre otobüs hastane durağının hareket ettiği anda otobüsteki yeni mahalle durağında binmiş olan yolcu sayısı ile ilgili olası durum sayısı en fazla kaçtır? Şimdi bak ne diyor? Yeni mahalle durağından binmişlerle ilgili yorum yapacağız. Yani şimdi 12 kişi binmişti ya. İkinci durakta oradan bir kişi indi, 11 kişi kaldı değil mi? Şimdi 11 kişiden ve 9 kişi daha geldi. Toplam kaç kişi var şu an? 20 kişi var değil mi? Onu indireceğiz. Ama onu nasıl inebilir? Şimdi onu hesaplayalım biz. 10 tane inmesi için. Diyelim ki onu da bu 11 kişiden indi değil mi? Ben zaten ne istiyorum? Bakın sadece buna göre yorum değil mi burada? On, onu da buradan inerse bu 11 kişi için sayı ne olabilir? Şu kalem değişmiş sayı ne olabilir? 10 kişine göre 1 olabilir. Peki. Yani nasıl hesapladık bakın. 10 buradan indi. Şöyle yanına çizgi koyalım. 1 buradan indi. Veya bunun için bakın kaç kaldı 11 kişiden? 1 kaldı. Veya 9 buradan iner. 2 buradan. Pardon. Hop. Şurada neyi yanlış yaptım söyleyeyim hemen ben. Burada 0 indi değil mi? Buna hiç mi dedik biz? Onun hepsi buradan indi. Buradan hiç inmedi. Şimdi 1 buradan inip 9 buradan inerse 11'den 9 çıkardığında kaç kalacak? 2 kişi olabilir. Kalmış olabilir. En son durakta bunlardan. Yani şu durak için konuşuyoruz. Ya da buradan 2 kişi iner. Buradan 8 kişi iner. O zaman 11'den 8 çıkardığında oradaki sayı kişilerin ilk duraktan binen kişilerin sayısı 3 kişi kalmış olabilir. Veya buradan 3 kişi iner. Buradan 7 kişi iner. O zaman bu 11 kişiden 4'ü kalmış olabilir. Şimdi aşağı devam ediyorum. Buradan 4 kişi inip buradan 6 kişi inmiş olabilir. O zaman 11'den 6 çıkardım. O 11 kişinin 5'i kalmış olabilir. Veya buradan 3 kişi inip pardon buradan 5 kişi inip buradan e, de 5 kişi indiğinde toplam 10 kişi inecek ya. 11'den 5 çıkardım. 6 kalmış olabilir. Yine aynı şekilde buradan 6 kişi inip buradan 4 kişi indiğinde 11'den 4 çıkarırsam 7 kalır. E buradan 7 kişi inip buradan 3 kişi indiğinde 11'den 3 çıkarırsam 8 kişi kalır. Şimdi buraya indim yine. Buradan 8 kişi inip buradan 2 kişi indiğinde 11'den 2 çıkardım. 9 olur ve ne olabilir? Buradan 9'u da iner. 9 kişi iner çıkıyor. En fazla 9 kişi var ya. Buradan da 1 kişi inebilir. O zaman sayı 10 kişi kalmış olabilir. O 11 kişi içinde. Şimdi daha fazla buradan indiremiyorum. Çünkü bu yeni bilenler 9 kişiydi değil mi? En fazla 9 kişi inebilir. Yani buradan en az 1 kişi inmiş olabilir. O zaman bundan başka bu 11 kişiyle ilgili son durakta olan başka sayı yok. Demek ki birden 10'a kadar 10 farklı durum ortaya çıkabilir. O da A şıkkında var. Evet geldik 19'a. Yine olasılık sorusu güzel bir soru. Diyor ki burada Ozan ve Tufan'ın ceplerindeki paralar gösterilmiş. Ozan cebindeki paranın 50 TL'sini Tufan'a vermiş. Tufan da aldığı paraları kendi paralarını birleştirip tekrar parayı cebine koymuş. Buna göre Tufan'ın cebinden rastgele bir para çektiğinde seçtiği paranın 5 TL olma olasılığı hangisi olamaz? Paraların boyutlarını ihmal ediyoruz. Yani hepsi aynı boyut gibi düşünüyoruz. Şimdi önce Burada kaç tane para var? Yani o tufanın çekeceği şu an toplam kaç para var cebinde? 4, 7 tane var değil mi? Kaç tanesi 5 lira şu an? 4 tanesi 5 lira. Şimdi diyelim ki 50 lira verecek ya. Şöyle versin 50'yi. 20, 20, 10 vermiş olsun. O zaman buraya 3 para daha mı geldi? Yani toplam para 10 mu olmuş oldu? Peki hiç 5 lira geldi mi? Gelmedi. O zaman o zaman için olasılık 10'da 4 olabilir mi? Olur. Sadeleştirsem 2 ile 5'te 2 olabilir mi? Olur. Yani bu oldu. Şimdi bunu bir temizleyeyim ki ya da şöyle başka renk yapalım. Hop. Alayım kırmızıyı. Şimdi diyelim ki şimdi 50 alet değil mi? Şöyle 50 versin peki. Ee, 3 tane bundan bir tane de 20'lik. Şimdi bu sefer kaç artmış oldu? 4 tane para gelmiş oldu. Yani toplam para 11 mi oldu? Yani 10, 20, 30, 20 de burada 50 lira verdi. 4 tane para geldi. Hiç 5'lik yok ama hala 4 tane 5'lik var. O zaman 11'de 4 olasılık olur mu? Olabilir 5 liralar için. B de oldu. Peki şimdi yine farklı bir renk alayım. Buradan. Hop. Ne olsun ne olsun. Yeşil olsun bu kez de. Evet. Şimdi Peki. Şimdi de 50 lirayı şöyle oluştursak bakın. Bir tane 20'lik iki tane 10'luk ne yapar? 20, 30, 40, 10 lira mı kalır? İki tane de 5'lik alsak. Şimdi 5 tane para eklemiş oldum. Yani 7, 5 daha 12 tane para oldu. Şimdi bu kez iki tane de 5'lik mi gelmiş oldu? Yani 2 artı 5'likler 6 tane oldu. Yani 12'de 6 mı oldu? O zaman bu da ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Bu da var. E Demek ki D diye bir olasılık olamıyor. 5 liralar için. Evet geldik soru 20'ye. Bu videodaki son sorumuz kolay bir soru. Çok zor bir soru değil. Diyor ki görsel hafızasını geliştirmek isteyen. Bu arada rengimi değiştireyim şurada. Aklındayken mavimizi alalım. Evet. Diyor ki görsel hafızasını geliştirmek isteyen Doğukan aşağıda açık halleri verilen kartlarla bir oyun oynayın oynuyormuş. Diyor ki Doğukan kartlarının arka yüzünü çevirip önce karıştırır ve daha sonra kapalı halde dörderli iki sıra şeklinde diziyor. Başlangıç bu. Her turda iki kart açma hakkı bulunan Doğukan aynı resimden olduğu kartları bulursa kartlar açık kalıyor. Eğer bulamaz ise kartları kapatıp tura geçiyor. Şimdi diyor ki aşağıda da yukarıda Doğukan'ın birinci turda ve ikinci turda açtığı kartlar verilmiş iken yani burada şu ikisini açmış aynı değil ya kapatmış mecburen sonra ikinci, e, üçüncü, ikinci turda ise bunu ve bunu açmış aynı bilmiş. Şimdi aynı bilince kapatmıyor. Üçüncü turda da kartları seçim daha yapmadı. Yani bu da şu an seçecek. Diyor ki Doğukan daha önce açtığı bütün kartların yerini hatasız şekilde aklında tutabiliyormuş. Bu nedenle her turdaki ilk seçimini açmadığı kartlardan yana kullanıyormuş. Buna göre Doğukan'ın üçüncü turda seçtiği ilk kartın eşinin yerini bilme olasılığı en fazla kaçtır? Şimdi e, bir kere bu buradakini bakın seçmeyecek. Niye? Çünkü bunu burada açmış diye bunu yerini bunu ne olduğunu biliyor. Bunu açmıyor şöyle diyor. Çünkü bunu yerini biliyor. Peki şimdi seçebileceği kaç kat kaldı geriye? 1 2 3 4 5 değil mi? Amacı ne? Bundakini bulmak. Yani tavşanı bulmak. O zaman tavşan bunların içinde birinde. Bunda olmadığı da kesin. O zaman olasılık kaç olacak? Kaç tane kağıtlar açabileceği? 5 tane değil mi? O zaman 5 taneden bir tanesi tavşan olduğu için 5'te 1 olur olasılık. O da B şıkkında var. Evet böylece ikinci bölümde sonuna geldik. diğer 21'den de 30'a kadar ve de son olarak 31'den de 40 şeklinde ilerleyeceğiz videolarımızı. bu videoda da güzel soruları çözdük. güzel sorular unutmayın. Bunları tekrar tekrar dikkatli çözün. Ben bu tarz soruların LGS sizin için de çok yarayacağını düşünüyorum. Şimdi herkese iyi çalışmalar. Tekrar görüşürüz.